Merhaba arkadaşlar, Survival Türk'e hoş geldiniz. Olduğumuz yerden, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi aslında her bölümde işte hoş geldiniz, bugün şunları şunları yapacağız diye konuşma yapmak istemiyorum ama en azından bir hoş geldiniz hak ediyorsunuz tabii ki. Şimdi ne yapacağız? İkinci bölümdeyiz. Güneş bayağı tepeye çıktı. Yavaş yavaş hemen şuraya. Ha, temelimizi atacaktık ama size ne gösterecektim? O 26 TP'yi diyordum. 26 TP yazıyordu burada. 30'a çıkmış. 40'da bir daha bir level daha atlayacağız. Onun için şu kazmayı elimizden bırakalım. Mesela ne yapalım ya? Kazmayı şuraya, baltayı şuraya. Meşaleyi alalım. Yemekleri de 4, 5 ve 6'ya koyarız. Hepsi sıralanmış olur. Şimdi kazmayı bir bırakalım. Devam çalılardan bir şeyler toplayalım ki level atlayalım. O envanterde gösterdiğim 30 TP'de 40 olursa hemen 4. seviyeye atlayacağız. Umarım 1. bölüm hoşunuza gitmiştir. Bu 2. bölümümde şimdi ev yapmaya başlayacağız. İlk önce tabii ki saman temel yapacağız. Saman evi yapacağız. Sonra oduna geliştireceğiz bunu. Ondan sonra bir de odun demir oluyor sanırım. İleride de cam filan evleri, yani camdan evler filan yapabiliyoruz sanırım ama bayağı bir gelişmek gerekiyor. Bu arada oyunda gördüğünüz her dinozoru tame'leyebiliyorsunuz. Yani tame'lemek ne demek? Evcilleştirmek demek kısacası. Gördüğünüz her dinozoru, ama her dinozoru evcilleştirebiliyoruz. Şurada uçan dinozorlar, işte yerde yürüyen kaplumbağalar, şuradaki bu bronto, işte ne bileyim şu uçan, bunların ismi ne ya? Bir bakalım mı? Ne bunun ismi? Pteranodon mu? Biz onlara ne diyelim ya? Biz Pteranodon mu? Bir dakika ya. Pteranodon. P'sini okumayalım ya. Pteranodon. Çok P'yi koymuşlar başa, biraz saçma olmuş. Pteranodon diyelim. Pteranodonları bile evcilleştirebiliyoruz. Şuradaki brontoyu bile evcilleştirebiliyoruz. Ayrıyeten sadece böyle elimizle hani çalıları topluyoruz, ağaç kesiyoruz ama dinozor evcilleştirdiğimiz zaman bazı dinozorların taş toplama yeteneği, bazılarının çalı toplama yeteneği ve bazılarında odun veya ağaç devirme yeteneği var. Devirdikleri an, topladıkları an onların da, yani dinozorların da envanterleri oluyor. Onların da envanterine bakarak direkt meyvemizi, taşımızı ve odunumuzu onların envanterinden alabiliyoruz. Bu kadarını da biliyorum. Aslında fazla da, dediğim gibi fazla da bir şey bilmiyorum. YouTube'dan sadece bir iki video izleyerek, oyunu az bir şey oynayarak bilgi edindim. Ne Google'e girip bir şeyler okudum ne başka bir şey. Sizlerle birlikte aslında oyunu keşfedeceğiz, öyle söyleyeyim. Zaten böyle olması her zaman daha iyi. Yani ben her şeyi bildikten sonra sizin ne işinize yarayacak? Ben her şeyi bilip size yanlış anlatacağıma kendi gözümüzle görelim. Kendi fikrimizi edinelim, değil mi? Evet, şimdi şu çalıları da biraz daha toplayalım. Şimdi you defected diyor. Şimdi aga, bu nedir? İnsan dışkısı. Evet. Buraya biraz dışkı bıraktık. Tabii insanlık hali ne diyor? Herkes kaka yapar. Pardon. Görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Açıklaması var. Dışkıları gübre olarak kullanmak bitkinin büyümesine yardımcı olur. Saman ile dışkıyı birleştirerek azotlu gübre elde edebilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? Bitki, yani
Çimen yapabiliyoruz herhalde, hani çimen, aman çimen demişim, bahçe olayına da herhalde girebiliyoruz. O bahçe olayını bir ara okumuştum, sulamak mı gerekiyor, öyle bir şeyler oluyor. O şey bahçe olayına girebiliyoruz. Bayağı bir detaylı oyun, dediğim gibi hani hem ev yapımı var hem bahçe yapımı var. İşte ev yapımı, bahçe, işte ne bileyim dinozorları şey yapma, evcilleştirme, başka dinozorlara karşı savaşma, mağara gezintileri, değişik değişik yaratıklar. Yani size şöyle söyleyeyim, Jurassic Park'tan tanıdığınız her dinozor ayrıyeten değişik değişik böyle şeyler var yani, canavarlar mı desem artık, dinozorlar mı desem, yılanlar var mesela, böyle ne bileyim bir sürü bir sürü şeyler var. Mesela büyük ayılar, şey ayılar da var da, büyük arılar var. Arılar var, işte ne bileyim böcekler var, gelip saldırıyorlar. Bayağı her şey var ya. Bildiğiniz aslında bu beslenme zincirinin en altındayız aslında, öyle söyleyeyim. Besinci zinciri mi diyorlar, beslenme zinciri mi diyorlar, bilmiyorum tam olarak ama en altındayız şu an. En yukarılarda artık T-Rex'ler mi var? Alfa Raptorlar mı var? Alfa King Kong'lar mı var? Bilmiyorum. Bu arada Raptorlar da var oyunda. Raptorlar da bayağı tehlikeli oluyor. Umarım yüksek seviyede dinozor biz de elde ederiz. Ya biz seviye atlamadık mı? Nedir? 37, 40 diyor. Aslında biraz odun filan toplayalım. Belki biraz daha level gelir. Odun. Evet. Kaç oldu? 37 idi, 38 oldu. Biz ne yapacağız ya? Bir dodo mu öldürsek? Hani karnımızı doyurmak için. Bu arada karnımız acıkmış. Sağ tarafta. Hemen şu 60 tane meyveden yiyelim. Sol tarafta yine et işareti çıktı. Karnımız doyuyor. İlk olarak şöyle bir dinozor temleyebiliriz. Oha, bunun dışkısı ne böyle? Herkes kaka yapar. Evet. Bu ne ya? Bayağı kaliteliymiş bak. Birisi saldırıyor bize sanırım. Bir şey duydum. Aa, Dilo. Dilo duydum. Dilo'nun sesi geldi. Bu Dilo mu bu? Evet. Dilophosaurus. Oraya bug'a girmiş sanırım. Bu normalde şu görmüş olduğunuz yüzünün etrafındaki kanatları açarak bizim üstümüze tükürebiliyor. Ben onu oradan kurtarmayacağım. Bug'a değil, oraya tahtanın arasına sıkışmış. İlk olarak böyle bir parazaurus temleyeceğiz. Yani evcilleştireceğiz. Bunlar çok tatlı bir şey aslında. Böyle dolanıp duruyorlar bütün gün. İleride böyle Trikezaurus şey yaparız. Evcilleştiririz. Biraz elimizle taş mı toplasak acaba, o zaman mı seviye gelir? Ben anlamadım tam olarak. Bu seviye olayı biraz uzun sürdü sanki ya. Dördüncü seviye. Normalde bu kadar sürmemesi lazım. Bu müzik neden geldi? Akşam mı olacak şimdi? Bildiğiniz yani, ben bir de ormanın derinliklerine girmiyorum fark ettiyseniz. Sadece sahildeyiz. Çünkü ormanın derinlikleri zaten tehlike. Hani bayağı bir tehlikeli. Şöyle gideyim istiyorsanız ama aslında burası da güzel güzelmiş ha, böyle çukur gibi, buraya da ev yapılır. Şöyle biraz gideyim ama o, görüyor musunuz? Gördünüz mü Trike'yi? Arkadaşlar, şu trikeyi göstereceğim. Saldırıya mı uğramış bu? Yoksa rengi mi böyle? Ha, rengi böyle sanırım. Bu buraya takılmış mı? Ya takıldıysa ben bazen dinozorları böyle kurtarmak istiyorum ama hani onlara değersem onlara saldırdığımı düşünürler. Ha, seviye atladık bu arada.
Hemen envantere tıklayarak neye verelim? Dirence mi versek ya? Açlığa mı versek? Biraz daha sağlığa verelim. Hemen şuraya bir temeli öğren. Duvarı öğren. Bir de kapıyı öğren diyeceğim. 3. 3 puanımız eksikmiş. Biz giysileri öğrenmiş miydik? Öğrenmişiz. Şöyle bir gömlek yapalım. Bir de pantolon yapalım. Temel. Oo, güzel. Güzel. Hemen şuradan başka oyunlardaki gibi aslında Rust da biraz buna benziyor. Ama Rust daha önce çıkmıştı. Temel de burada. Rust daha önce çıkmıştı ama yetişemedi. Maalesef bu Ark büyük bir firma tarafından programlanıyor sanırım. Onun için fazla gelişemedi. Rust'ta mesela zombiler vardı. İşte ne bileyim. Eski Rust'ta değil aslında. Hani eski Rust'ta kalmadı aslında. Rust'ta bayağı güzel bir oyuna dönüştü. Şu an bu level sistemi, yani seviye sistemi Ark'ta olduğu gibi Rust'ta da var artık. Ama biz şu an Ark oynuyoruz. Rust hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi o da güzel bir oyun oldu ama bu Ark çıktı, yani çıktı çıkalı bayağı bir gelişti, bayağı bir geçti yani diğer survival oyunlarından. Daha güzel bir şey oldu. Hani DayZ Standalone mesela 0.60 oldu. Bayağı bir performans geldi filan ama yani bu base building olaylarında filan getirseler zombi hayatta kalma zombi oyunları da fena değil. Onları da oynayacağız. DayZ'de oynayacağız. PvP'ye de gireceğiz. H1Z1 oynarız belki. Ondan sonra daha nice değişik değişik türlü survival oyunlarıyla sizlerin karşısında olacağım. Bu arada sadece survival oyunu oynamak istiyorum. Ama roketlik bir şey olsun. Hani Rocket League'i de oynarım yani. Rocket League oyunu var ya. Araba böyle mod şey, arabalarla futbol oyunu. Onu da oynarım. Kanalımda zaten görebilirsiniz. Çok muazzam oynuyorum aslında. Bir iki videoda nasıl gol attığımı gösterdim. Belki biraz daha fazla hani ahım şahım güzel bir hareket olmasa da orada da bir golü kurtararak adamın arkadaşı çıkmıştı o videoda maalesef ama yani ona ben bir şey yapamam. Gittim hem attığı golü kurtardım hem de gol attım, gittim onun kalesine topu çevirerek gol attım. Rocket League'i de yani belki seri haline getirebilirim. Sadece golleri kaydedip koymama gerek yok. Onu da seri halinde çekebilirim yani. Ben evi yine de buraya yapacağım ya. Arkamı her zaman bir duvara vermeyi severim. Şimdi bir tane temel yaptık biz. Bu temeli 6'ya alalım. 6'ya tıklayalım. Bu arada sol tarafta aşağıda ağırlık resmi var. Sağ taraftaki ağırlık sembolü dolduğu zaman üstün ağır diyor. Hani üstümüz ağır, fazla bir şey yapamıyoruz. Fazla hızlı yürüyemiyor mesela veya koşamıyorum şu an. Şu ilk temelimizi atalım. Nereye atalım? Buraya böyle atalım, değil mi? Evet, ilk evimiz, ilk temelimizi attık. Saman temel. Çok güzel oldu. Deniz manzaramız çok aydınlık aslında ama neyse. Bu en azından bu tarafta güneş doğuyor. Onu izleriz. Bakalım. Teras katlı işte ne bileyim güzel bir ev yapmak istiyorum. Şimdi karnımızı doyuralım. Biraz daha temel üretecek. Ne lazımmış? Saman lazımmış. Şimdi şöyle bir olay var. Bunu da sizlere anlatayım. Ağaca baltayla vurduğumuz zaman daha çok odun, kazmayla vurduğumuz zaman daha çok saman elde ediyoruz. FPS drop yedim. Yani FPS'im biraz azaldı. Şöyle yukarı çıkalım. Buraya doğru yol varmış ya. Güzel. Burası böyle şeye doğru yol aslında. Güzelmiş. Şu yukarıdaki, o FPS'im bayağı iniyor. Ne oldu?
Bu ağacı mı kessek ya? Ya umarım FPS drop'u şu an yine. Şuradan saman toplayalım. Evet, bir iki odun geliyor yine de. Hani kazmayla ağaca vurduğumuz zaman, ama daha çok saman geliyor fark ettiyseniz. 18 saman. Oo. Mouse'un tekerini çektim. Karakterimiz gözüküyor. Şu karaktere bak. Aslında K tuşu ile şöyle ön taraftan da gösterebilirim. Neyse, çok fazla eşya taşıyorsun. Tekrar hareket etmek için üstünü boşalt, öyle bir şey dedi. Görmüş olduğunuz gibi ne zıplayabiliyorum? Envantere zıplamak için çok ağır. Envanter zıplamak için çok ağır diyor. Ne koşabiliyorum, ne zıplayabiliyorum. Onun için üstümdeki eşyaları yiyeyim biraz. Yani çantamdan mideme gitsin. Tabi o zaman ağırlık olmuyor. Şimdi biraz daha hızlı yürüyor gibi. Gibi gibi. Şimdi evimiz burada mıydı? Aynen. Temel samanımız orada. Bizi bekliyor. Biraz daha mesela temel. Ne istiyor ki? Yine kırmızı, yine saman istiyor. Bizim üstümüzde ne var? Çoğunlukla taş mı var? Taşları şimdilik eşyayı bırak diyeyim ya. Taşlar ağırlık yapıyor bize. Şu samanları toplayalım. Bu niye böyle beyaz beyaz oluyor ya? Ağaca vurduğumuz zaman o efektleri biraz daha düzeltseler beyaz oluyor. Aha, samanımız kırıldı. Aa, tamir etmek için bir tane taş lazımmış. Taş var mı buralarda? Taşları attık demin. Taşları attık. Şimdi şuralara doğru biraz daha ormanın içine girmek istemiyorum. Oraya da gitmeye gerek yok. Bizim sahil tarafta taş vardır zaten. Evin yanına da taş attım. Bir tane lazım ya şimdilik şu. Uf, aşağı inmeden. İyi, canımız gitmedi. Şu taşı al. Hemen 1'e tıklıyorum ve kazmam tamir oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, kazmamız yine elimizde. Çok güzel. Yine insan dışkısı. Yine yaptık yapacağımızı yani. Evet, 15 saman, 19 saman, 22. Hadi be koçum, hadi. 28, 27. 27, 28 nereden çıktı? Hemen bir temel daha. Bir temel daha. Güzel. Temellerimiz oluşuyor. Bu temelleri 7'ye atalım. Açlığımız da yok. O. Trike. Trikezaurus. Beni korkuttun. Açıkçası. Sen buraya takıldın mı? Ne yaptın ya yine? He? Orta boy hayvan dışkısı. Bırak şunu ya. Sen nereye takıldın? Bu yere takılmış bu. Bak, evet, ağacın. Ağaca takılmış diyecektim. Yapma. Yapma. O ağaçtan kurtaracaktım. Gördünüz mü? Ağaca vuracaktım. Geldi. Bana saldırmaya başladı yani. Evet, ikinci temelimizi atalım. Dinozorlardan da korunmak için. Şöyle temellerimizi yavaş yavaş evimizi büyüterek, aslında şu arkası boş mu kalıyor? Neyse. İlk temelimizi attık. 5 dakikamız daha var. Aslında bir iki temel daha yapabiliriz. Hemen şuradaki ağaçlardan saman alalım. Odun değil, odun değil. Saman versen bana. Kazmayla vuruyorum. 11. Odunumuz 64. Hep saman istiyor ya. Bir de değişik değişik şeyler daha toplamışız. Ne toplamışız mesela? Amar meyvesi tohumu.
Yani şu sarı meyvelerin tohumu. Havuç tohumu. Görüyor musunuz? Değişik değişik tohumlar. Azun meyvesi tohumu. Şu be mavilerin. Yani bahçeye ekeceğimiz meyveler bunlarmış meğerse. Bahçeye ekeceğimiz meyveler bunlardanmış yani bitkiler. Bitki diyordu ya. Evet, kazmayı alalım. Devam. Şu ağaçlardan samanlarımızı toplayalım. 10, 13, 16, 18, 21. 2 daha, 6 daha, 28. Topla, 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 topla. 10 daha, 38. 40, 42. Evet, biraz daha temel. Hemen. 42 samanımız mı var? Ha, daha fazla varmış zaten. 57. Biraz daha temel. Duvar da oluşturabiliriz. Duvar. Evet, duvar da craftlayalım. Ha, bir de bir şey craftlarken yavaş yürüyoruz. Koşamıyoruz. Onu fark ettim şu an. Şu ağaçtan bakalım ne kadar saman elde edeceğiz. 5 mi? Küçük ağaçlardan daha çok saman elde ettim. Kocaman ağaçsın sen. Ne oluyor? Bu demin vurduğumuz trike mi? Yo, o orada hala ağaca takılmış. Ben niye hep şu fareyle oynuyorum? Bu arada saçlarım siyah olmuş ya. Ben kahverengi saç istiyordum. Berberim. Şikayetçiyim berberimden. Şimdi bu temeli de attık. İlk duvarımızı atalım mı? İlk duvarımızı da atalım. 8'e tıklayarak. Şimdi 8. Evet, ilk duvarımızı da attık. Sırtımız duvarda, arkamız sağlam, onun arkası da kaya. Çok güzel oldu. Çok güvende hissediyorum kendimi. Yukarıdan bir raptor zıplasa ne güzel, bir kulübenin içinde bizi yiyebilecek. Çok güzel oldu. Şimdi benim merak ettiğim 3 dakikamız var. Evimizi büyüteceğiz. Bu taşı buradan yok edebiliyor muyuz? Şimdi vuralım şöyle bir bayağı. Kazma da kırıldı, kırılacak yani. Evet. Dediğim gibi kırıldı. Ama hemen tüketildi. Ne diyor? Saman tüketildi. Odun tüketildi. Kazmayı tamir etmek için envanterimizdeki eşyalardan tüketiyor. Güzel. Taşı yok ettik oradan. Şunu da alabiliyor muyuz? Biraz hala FPS'im iniyor bazen ama. Kusuruma bakmayın. 5 çakmak taşı. 2 taş. Vur vur vur. 4. Evet. Bu da gitti. Sanırım şu taşlara da vurabiliyoruz. Çok güzel bir manzara oldu. Deminki güneşin yansıması aşırı abartılmış, yansıması da yok. Denizi de görebiliyoruz yani. Deniz beyaz değil şu an. Oradaki trike kurtuldu mu ya? O kurtulursa bize saldırır mı daha? Yo. Ama bakın diğeri de girmiş şimdi bug'a. Parazaurus da bug'a girmiş. Ben bunlara yardım edeceğim ama. Hadi bakalım. Şimdi bu odunları buradan alırsam onlara vurmadan çıkabilirler sanırım. Evet, Parazaurus kurtuldu. Ama trikenin içinde ağaç mı var? Bu bug'da. Yani ben şimdi bu ağaca, bu palmiye ağacına vurayım derken yine trikeye vuracağım. Bize saldırmaya kalkacak. Hatta evimize girsek evi bile yıkar yani. Gelip duvarlara falan vuruyorlar boynuzlarıyla. Dediğim gibi oyun çok güzel, çok muazzam, çok detaylı. Bayağı düşünmüşler yani her şeyi. Hadi çıkacağız. Evet, çıktık. Evet, buraya da çıktık. Saman temelimiz, evimiz oluşuyor yavaş yavaş. Ne üretebiliyoruz? Duvar. Biraz daha duvar. Saman problemi var. Sürekli saman problemi. Seviye de atladık. Hemen şuradaki samanları da toplayalım. Aslında kaydı aç kapat. Böyle devam
açıp kapatmak istemiyorum. 26 saniye diyor. Aslında devam oynamak istiyorum ama bir açıp kapatayım. 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.